Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Karanlık Dosyalara bir yeni bölümle daha devam ediyoruz. Ve Karanlık Dosyaların bugünkü bölümünde bahsedeceğimiz kişi ise Brandon Swanson. Bu gerçekten en şaşırtıcı davalardan birisi olabilir. Bahsedeceğimiz kişinin nasıl kaybolduğu, ne gibi durumlarda kaybolduğu konusu gerçekten insanı şok ediyor. Bunu her videonun başında diyorum biliyorum ama bence gerçekten çok ilginç. Videoya geçmeden önce eğer beni Instagram hesabımdan ya da diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz onları da her zaman buralara bırakıyorum. Aynı zamanda aşağıya açıklamalar kutucuğuna da bırakıyorum. Özellikle TikTok'ta da bu tarz videolar çekiyorum. O yüzden bunları izleyebileceğiniz ekstra bir platformda isterseniz TikTok hesabıma da bekliyorum. O da aşağıda bulunmakta. Evet, şimdi Brandon'ın davasına geçelim. Brandon Swanson 30 Ocak 1989 tarihinde Minnesota, Amerika'da dünyaya geldi. Minnesota'nın da Marshall adlı bölgesindeydi. Bu bölge o zamanlar yaklaşık 13 binlik bir nüfusa sahipti. Çoğunlukla da kırsal bir bölgeydi. Ve Marshall'a giden 4 tane ana yol vardı. Bunlar önemli olacak bu davada. O yüzden şimdiden söylüyorum. Zaten hatırlatmalarını da yapacağım ileride. Bunlar Highway 59, Highway 19, Highway 23, Highway 68. Aslında bunları yol diye de söyleyebilirdim. Neden yarısını İngilizce, yarısını Türkçe dedim bilmiyorum ama her neyse anladınız bence. Yol 59, yol 19, yol 23, yol 68. Bu dört yol Marshall'a gelen ana yollar. Brandon ailenin tek erkek çocuğuydu ve bu yüzden çok böyle sevgiyle şımartılarak büyütülmüştü. Bir de kız kardeşi vardı. Babası Brian Swanson, annesi ise Annette Swanson'dı. Brandon Marshall Lisesi'nden 2007 yılında mezun oldu ve küçük yaştan itibaren çok zeki olduğu belli olan bir çocuktu. Sürekli kitap okurdu, kitap kurdu olarak bilinirdi ve sürekli bu okuduğu kitapları da çok hızlı bir şekilde okuyup bitirirdi. Bu yüzden bir ün salmıştı diye biliriz yani okulu ve tanıdığı insanlar arasında. Aynı zamanda yine küçük yaştan itibaren bilime de çok büyük bir ilgisi vardı ve ileride de bununla alakalı bir mesleği olsun istiyordu. Ailesi de Brandon'a her konuda güvenirlerdi çünkü yaşından çok daha olgun davranan bir çocuktu. Aynı zamanda Brandon herkesle çok böyle uzun soluklu iyi arkadaşlıklar kurabilen birisiydi. Tanıştığı insanlarla çabuk anlaşırdı ve insanlar onu kafasına koyduğunu yapan bir tip olarak bilirlerdi. Liseden sonra Brandon Minnesota West Community and Technical College'a başladı ve bu üniversitede bir yıl boyunca okudu. Neden bir yıl diyeceksiniz? Çünkü başına gelen olaylar yüzünden. 13 Mayıs 2008'de okuduğu üniversitede tabii ki dersler artık bitmişti, sınavlar bitmişti ve bir okul yılının sonuna geliyorlardı. Bu yüzden Brandon da arkadaşlarıyla birlikte kutlama kararı aldı bunu. O zamanlar kendisi 19 yaşındaydı ve o gün arkadaşlarıyla kutlama yapmak için akşam Canby adındaki bölgede bulunuyordu. Orada bir parti olacaktı, oraya gitmişti. O gece gittiği tek parti bu değildi, ikincisi de Lind adlı bir şehirdeydi ama ona da geleceğiz. Ama insanların söylediğine göre birinci partide Brandon çok fazla içmemişti ve hani gözle görülür bir sarhoşluğu ya da böyle dikkat dağınıklığı falan da yoktu. Oradan ayrıldıktan sonra Canby'de kalan bir arkadaşının evinde olan bir işte toplanmış böyle arkadaşlar öyle söyleyeyim. Partiye gitti. Partide denir mi bilmiyorum ama işte vedalaşmak için gitmişti o da oraya ve hani sene sonu ayrılacaklar artık. Hepsi vedalaşmak için böyle küçük bir grup arkadaş toplanmışlardı evinde. Brandon da onlara katıldı. Oradaki arkadaşların söylediğine göre de Brandon sarhoş ya da herhangi bir şekilde içtiği bir şeyden vesaire etkilenmiş gibi görünmüyordu. Ve zaten buradan da erken ayrılmıştı. Canby'den Brandon'ın ayrılışında saat gece yarısından önce 10.30 ve 11 arasıydı. Arabasıyla ayrılmıştı ki bu arabayla zaten her gün okula gidip geliyordu. Evi okuduğu okula çok yakındı. Bu yüzden hani yurtta falan kalmasına gerek olmuyordu. Sabahları okula geliyordu, akşamları geri eve dönüyordu. Her gün arabasını sürdüğü yollar bunlar yani. Evinin uzaklığı sadece 48 kilometre ayrıca o detayı da belirteyim. Yani bir yarım saatlik falan bir yol bu. Arabasının markası ise Chevrolet Lumina. Daha önce size ana yollardan bahsetmiştim Marshall'a giden. Bu ana yollardan birisi olan yol 68'i kullanırdı genelde. Bu yol çok fazla öyle dönüşleri, virajları işte ya da kenarlardan ayrılacak yerleri olan bir yol değildi. Genellikle düz giden bir yoldu. Direkt oradan Marshall'a götürüyordu yani sizi isterseniz.
her gün de bu yolu kullanıyordu zaten Brandon. Ama o gece nedense arkadaşlarının yanından ayrıldıktan sonra ara yollardan, tenha yollardan, böyle daha çoğunlukla toprak yollardan gitmeye karar verdi. Ve çoğu kişi hani Brandon'ın sonuçta alkollü olduğu için çevirmeye yakalanmak istemediğini ve bu yüzden arka yolları kullandığını, hani ana yolda çevirmeler olduğunu bildiğini düşünüyorlar. Bundan dolayı polise güya yakalanmamak için arka sokaklardan gitmeyi karar vermiş. Bu yani tabii ki de kesin olarak bilinen bir şey değil ama genel bir tahmin. Bu bahsettiğimiz ara yollarda yani yine o yol 68'i takip ediyor aslında. Yol 68'i şöyle düz giden bir yol gibi düşünürseniz ara yollarda işte bu yan taraflardan falan dolanıyor ama eninde sonunda dolana dolana aynı yere çıkıyorsunuz. Sadece daha uzun sürüyor ve daha az güvenli, daha az ışığı olan, daha yani rahat olmayan yollar diyelim. Ayrıca dediğim gibi yollarda ışık çok az, hatta çoğunda hiç ışık yok bu bölgenin. Ve gece vaktinde arabanızın farları da o kadar her yeri aydınlatacak kadar yetmiyormuş o yola. Yani o kadar karanlık. Bu yüzden hani buna ek olarak şunu da belirteyim. Brandon'ın da sol gözünde böyle hafif bir körlük vardı ve bu körlükten dolayı hani onun bu durumda dışarıyı görmesinin çok daha zor olacağını düşünüyor insanlar. Ama tabii ki Brandon bu yolları daha önce kullandı mı, alışık mı buralara, bu da bilinmiyor ama genel olarak hep o ana yoldan gittiği bilinmekte. Brandon bu ara yollardan seyahat ederken iki mısır tarlasının arasında kalan bir yola girdi. Ve bu mısır tarlalarına işte ekinleri, işte ekilmesi genellikle Nisan ayında falan başlardı. Ve hatırlatırım, bu bahsettiğimiz zaman Mayıs. Mayıs'ta da bu ekinler tabii ki de çok fazla büyümemiş oluyor. Genellikle boş tarlalar görünüyor ama yine de onların hani ekildiği belli. Öyle çok böyle yüksek olacak da etraf görünmeyecek gibi bir durum yok. Ve söylediğine göre Brandon burada bu yollarda ilerlerken yanlış bir dönüş yapmıştı ve bu yüzden de arabasını orada bulunan bir tümseye, çukura sıkıştırmıştı. Bundan dolayı da arabasını böyle bir ileri bir geri yaparak çıkartmaya çalışmıştı. Ama maalesef kendi başına bunu başaramadı. Bunun üzerine okuldaki arkadaşlarını aradı ki hani belki yakınlarda olan birileri gelir yardım eder diye. Fakat raporlara göre arkadaşlarının hiçbirisine de ulaşamamıştı o gece. Ve bu kazadan yaklaşık 35 dakika sonra gece 1.54 civarı anne babasını aradı Brandon. Onlardan yardım istedi. Hani ben böyle böyle bir yerde kaldım, gelin beni alın diye ve arabasını çıkarmasına da yardım etsinler diye. Ama şunu belirteyim, Brandon yaralı falan değildi. Yani öyle büyük bir kaza falan yaşamamıştı. Sadece kendisini almalarını istiyordu eve gitmek için. Telefonda anne babasıyla konuşurken Marshall ve Lynn şehri arasında bir yerde olduğunu söyledi. Ve kendi düşüncesine göre bir golf sahasının da yanındaydı. Bunları anlatarak kendi lokasyonunu verdi yani anne babasına. Anne babası da pick-up'larına atlayıp Brandon'ı almak için yola çıktılar. Ve yolda da telefonu kapatmadılar. Devamlı konuşuyorlardı. Brandon arabasındaydı tabii onlar Brandon'ı ararlarken ve telefonda anlaştılar. Yani birbirimizi görebilmek için arabamızın farlarını yakıp söndüreceğiz sürekli dediler. Ve Brandon bunu yapmaya başlamıştı. Babası da aynısını yaptığını söylüyordu ama annesi onu göremediklerini söyledi. Brandon da ben de sizi görmüyorum, neredesiniz demişti. Ve hani telefonda anne babası artık hani farları yakıp söndürüyoruz ya diye böyle artık biraz sinirlenince Brandon da sinirlenip telefonu suratlarına kapattı. Ama hemen ardından tekrardan aramıştı annesi özür dilemek için, hani çok sinirlendim kusura bakma vesaire. Tekrar tarif etmesini istedi bulunduğu bölgeyi. Ama ne kadar farları yakıp söndürseler bile birbirlerini göremiyorlardı. Ve Brandon da nerede olduğundan emin olduğunu ve bu bölgenin de Lynn şehrinin yakınlarında olduğunu söyledi. Ve baktı ki kendisini bulamayacaklar. Ben arabadan iniyorum, şehir ışıklarını görebiliyorum, oraya doğru ilerleyeceğim dedi. Ve hani şehir ışıklarını görebildiği için oraya da yürüyerek gideceği için bu bayağı zaman alacaktı. Babası da bu yüzden tamam ben de anneni bırakayım eve o sırada, sonra geleyim seni alayım seninle buluşalım dedi. Ve bu konuda anlaştılar. Babası geri döndü annesini eve bırakmak için. Brandon da babasına Lind şehrindeki Lindwood Tavern adlı bir barın otoparkına gitmesini ve orada kendisini beklemesini, işte Brandon'un da oraya geleceğini söyledi. Ve dediğim gibi anlaştılar, planı uygulamaya koydular. Babası Brandon'u almaya gelirken yine telefonu
telefondaydılar, kapatmamışlardı. Ve Brandon bir yerden sonra yolu kısa kesmek istediğini, hani bu şekilde giderse çok uzun süreceğini, bu yüzden de tarlaların falan arasından geçerek gideceğini söyledi babasına. Aynı zamanda da bir golf sahasının paralelinde yürüdüğünü söylüyordu yine, ama daha sonraki araştırmalar ortaya çıkardı ki Brandon'ın olduğu bölgede golf sahası falan yoktu. Yoldayken Brandon telefonda böyle hani birkaç çite denk geldiğini söylemişti babasına. Sürekli önüme çitler çıkıp duruyor demişti. Ki hani bu bahsettiğim yer dedim ya, tarlalar falan var. Çoğunlukla çiftliklerin de olduğu bir yer. Bu yüzden hani o da ikide bir hani çitlere denk geliyorum, bir tane daha çıkacak kesin diye söylenmişti babasına. Ve yakınlarda da akan su sesi duyduğunu söylüyordu. Ama hani bir şey görememiş, sadece sesini duyduğundan bahsediyordu. Ve yine böyle telefonda konuşarak ikisi de düşüncelerine göre, kendi düşüncelerine göre anlaştıkları böyle bölgeye doğru ilerliyorlardı. O gece hava açıktı, dolunay vardı ve fazla rüzgar da yoktu. Hava başlarda 9 dereceye yakın bir şey durumdaydı ama daha sonra 4'e düşmüştü ve gece zaten ilerledikçe daha da düşecek. Brandon'ın da o gün hani üstünde kendisini sıcak tutacak bir şey var mı yok mu, bu da maalesef bilinmiyor. Belki üstünde bir şey yoktu, belki daha kalın bir şey giymişti ama dediğim gibi bunu da bilemiyoruz. Saat 3'ü 10 geçeden, ki gece 3'ü 10 geçeden biraz sonra, konuşmanın da 47. dakikasında Brandon bir anda böyle birden argo bir şey söyledi ve daha sonrasında çat diye telefon kesildi. Babası defalarca arasa da bir daha Brandon'a ulaşamadı. Ki söylediği şey ise İngilizce olarak "oh sh-" olmuştu ve bunun da Türkçe karşılığını tahmin edebiliyorsunuz zaten. Olarak bildiğimiz, genelde insanların aniden bir şeyle karşılaşınca ya da ani bir şey olduğunda verdiği tepkilerden birisi. Brandon'a bunu söylediği anda telefon kesildi. Ve maalesef ki bu telefon kesintisinin ardından Brandon bir daha hiçbir zaman görülmedi. Babasının söylediğine göre Brandon böyle ayağa kaymıştı. Hani sanki birden ayağa bir şeye takılmış ya da kaymış ve onun üstüne böyle bir şey söylemiş gibiydi telefonda. Yine dediğim gibi telefon kayıtlarını bilmiyoruz. Eskiden olduğu için miydi, yoksa belli bir sebepten dolayı telefon kayıtlarını alamadılar mı ya da halka mı yayınlanmadı bilmiyorum ama hiçbir yerde bulamadım buna dair bilgiyi. Ama babası ayağının kaydığı gibi bir ses duyduğunu söylemişti. Bu olaydan sonra defalarca Brandon'ı aradı babası. Arkadaşları da aradılar. Ama maalesef hiçbir şekilde ulaşılamadı. Hatta telefonu çalıyordu aslında başlarda. Fakat sonraki gün telefon çalmayı da kesti. Tamamen artık sesli, direkt olarak sesli mesaja düşmeye başlamıştı. Ve ailesi de bu konu hakkında onu defalarca aradık ki eğer telefonunu düşürdüyse aradığımızda ışığı yanar ve hani telefonunu karanlıkta bulabilir diye, ama hiçbir aramamızı cevaplamadı demişlerdi. Ki çok mantıklı bir şey. Evet, o karanlıkta zaten arabası da kalmış. Kendisi yürüyerek gidiyor ve telefonun yerini bilmiyor olabilir, bulamıyor olabilir düşürdüyse eğer. Bu ışığın yardımcı olması mantıklı ama maalesef bir işe yaramadı. Ve babası Brian bir umut, hani Brandon'ın arkadaşlarıyla iletişime geçmeye çalıştı. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Nerede olabilir? Nereye gitmiş olabilir? İşte bahsettiği yerde midir gerçekten diye. Ve aynı zamanda da Brandon için yapılacak arama çalışmalarında da gönüllü olurlar diye umuyordu. Bazı arkadaşları onun da düşündüğü gibi gönüllü oldu. Bu bölgede Brandon'ı çağırdılar, aradılar, dolaştılar her yeri ama ne Brandon'dan ne de ona dair herhangi bir şeyden bir iz bulamadılar. Ve hiçbir şeyin bulunamaması, arabanın dahil bulunamaması akıllara tek bir şey getiriyor. Brandon aslında olduğunu sandığı bölgede değildi. Sabah 6.30 civarı artık anne baba bulamayacaklarını anladıklarında Brandon'ı polisi aradılar ve bir kayıp ilanı vermek istediklerini söylediler. Ama polisin ilk tepkisi çok rahatsız ediciydi. Çünkü üniversiteli bir erkeğin birkaç içki içmesini ve geceyi dışarıda geçirmesinin, eve de geç gelmesinin endişelenecek bir durum olmadığını ve yetişkin bir insan olarak da böyle bir şey yapmaya hakkı olduğunu, isterse kaçmaya da hakkı olduğunu söylemişti. Ama şimdi daha önce de dedim, Brandon'un durumu böyle değil. Brandon kaçmıyor. Hatta tam tersine ailesini arıyor. "Ben buradayım, buradayım" diye lokasyon veriyor. "Gelin beni alın" diyor ve saatlerce bunun için uğraşıyor. Ama kendi isteğiyle kaçan birisi tabii ki de böyle bir şey yapmaz. Onu bunu geçtim.
Yani polislerin bu kadar ilgisiz olması bunlara rağmen çok ilginç bence. Bu yüzden davayı takip eden birçok kişi bu konuda polislere çok sinirli durumda. Çünkü belki de onlar çabuk hareket etselerdi, baştan itibaren bu konuya ilgili olsalardı, belki de bazı şeylerin cevabını en azından bulabilecektik. Ama maalesef dediğim gibi polisler yavaş hareket etseler bile çevredeki karakolları bilgilendirmişlerdi ve ilk yaptıkları şey de hani telefon kayıtlarına bakarak Brandon'ın izlediği rotayı en azından biraz da olsa takip etmek ve nerede olabileceğini tespit etmekti. Ve gerçeği de aslında bu şekilde ortaya çıkardılar. Çünkü Brandon ailesine söylediği yerin aslında çok daha uzağında bir yerdeydi. O gece de Brandon'ı farlarla vesaire bulamamalarının sebebi de buydu zaten. Polisler dediğim gibi bu bölgedeki yetkililerden yardım istediler olayın incelenmesi için ve arama kayıtlarının olduğu bölgeye taşındı arama çalışmaları. Ve bu yeni keşfedilen bölgenin ara sokaklarında arama yapılırken Brandon'ın arabası bulundu. Arabası yol 16'dan 1,6 kilometre uzaklıktaydı ve Lincoln ili sınırında duruyordu. Protokol takip edildi ve Lincoln polisi de olaya dahil oldu. Onlar da aramaya başladılar. Ve soruşturmacıların öğrendiğine göre araba yolun kenarındaki bir tümsekte takılı kalmıştı ve bu tümsek aslında yüksekti. Arabaya hasar gelmemişti ama tümseğin yüksekliği sebebiyle arabanın o kısmındaki tekerler havada kalmıştı. Bu yüzden hani ileri geri yapmasının bir faydası yoktu. Brandon tek başına çıkaramayacaktı arabayı. Ve yolda dediğim gibi taş toprak olduğu için çevresinde de işte çiftlik olduğu ve bunların da çoğunluğunun çimlerle kaplı olduğu için Brandon'ın gitmiş olabileceği yerin hani yeri gösterebilecek izler de yoktu. Ayak izi vesaire ararlardı ama bunu da bulamadılar maalesef. Yani belli ki Brandon'ın kafası karışıktı ve ailesine tarif ettiği yollar, yani gittiğini tarif ettiği yollarda en başta verdiği lokasyonu gibi yanlıştı. Ve bu arabanın bulunduğu bölge Porter şehrinin yakınlarındaydı. Polisler de Brandon'ın işte Lynch şehrinin ışıklarına doğru yürüdüğünü düşünürken aslında Porter şehrinin ışıklarına doğru yürüyor olabileceğini düşünüyorlar. Ve yine şöyle bir şey var. Her ne kadar hani bu kesin bir detay olmasa bile polislerden bir tanesi bu arabası incelenirken, arabasının etrafı aranırken arabanın bulunduğu yerden uzaktaki bir tahıl asansörünün ışığını görmüştü. Kırmızı bir ışıktı. Ve hani Brandon zaten aklı başında değilse bu kırmızı ışığı da şehir ışıkları sanmış olabilir diye düşündü. İz sürebilmeleri için arama köpekleri getirildi arabaya ama maalesef arabadan Brandon'ın kokusunu almayı başaramadılar. Bunun üzerine Brandon'ın bir kıyafeti koklatıldı köpeklere ve köpeklerden en azından bir tanesi arabadan uzağa doğru kokuyu takip etmeye başladı. Polisler de bu yüzden onu takip ettiler. Şimdi bu kısımları full okuyacağım çünkü aklımda tutmam mümkün değil. Köpeğin gittiği yönleri anlatıyorum size. Ki hani Brandon'ın takip ettiği rota da bir şekilde kafanızda canlansın. Köpek polisleri yaklaşık 800 metre güneye yönlendirdi. Daha sonra 390. caddeye doğru batıya döndü ve 1,6 kilometrede o yolu takip etti. Daha sonra kuzeye 16 numaralı il yoluna döndü ve 700-800 metre daha ilerledi bu yolda. Sonra tekrardan batıya terk edilmiş bir çiftliğe doğru döndü ve burada da 400 metre daha böyle ilerledikten sonra kuzeybatıya doğru döndü ki kuzeybatı tarafında da Yellow Madison adlı bir nehir vardı. Bu noktada köpek nehire atlamıştı ama nehirden hemen çıkıp tekrardan yolu takip etmeye başladı ve kuzeye, yani Lincoln şehriyle Yellow Madison şehrinin arasındaki sınırı oluşturan bir yola doğru döndü. Bu noktada köpek maalesef ki kokuyu kaybetti ve izini süremedi. O yolda sanırım sabah bakım yapılmış Oğut sabah. Bu yüzden hani kokuyu dağıtmış olabileceğini düşünüyorlar bunun ki daha önceki videolarımda da mesela Aisha Degree videosunda anlatmıştım fırtınada kaybolan kızı da. Bu tarz şeylerde köpeklerin koku aldığı durumlarda her şey değerlendirilmeli çünkü dediğim gibi birden fazla rüzgar esiyorsa kokuyu farklı yönlere dağıtabiliyorlar. Ya da toprağı alıp toprağın bir yerden başka bir yere götürülmüş olması, üstünden bir araba geçmesi ve o arabayla etrafa yayılması bile köpeğin kokuyu izlediği yolun kısa kesilmesine ya da kaybetmesine bu yolu sebep olabiliyor. Ama köpeğin rotası mantıklıydı çünkü babasıyla konuşurken Brandon iki tane çitten bahsetmişti ve köpekle arama yapılırken de köpeğin gittiği yolda da iki çite rastlamışlardı. Aynı zamanda hatırlarsanız Brandon'ın akan su sesi duyduğunu söylemişti. Köpek de yine
hatırlarsanız Yellow Madison nehrine doğru dönmüştü. İçine girip oradan tekrardan çıkmıştı hatta. Ve araştırmalarda öğrendim ki genelde normal bir insan saatte 2 ya da 8 kilometre arası yürüyebilirdi. Ve Brandon telefonda konuşurken de telefonu açık tuttuğu için ve yürüdüğü için de telefon görüşmesinin yaklaşık 47 dakika sürdüğünü de göze alırsak Brandon da bu hesaba göre 400 metre ile 4 kilometre arasında bir mesafe kat etmişti ve bu köpeğin kokuyu takip ederek izlediği yolda 4 kilometreden daha ileriye gitmiyordu. Yetkililerin bir kısmı köpeği takip ederken yakın çevrede gruplar halinde aranıyordu. Havadan da arama çalışmaları devam ediyordu ve hatta başka köpeklere de etraftaki bölgeleri aratıyorlardı. Nehirde görevlilerle botlar ve dalgıçlar tarafından aranıyordu yine. Nehire geçitler koymuşlardı ki suda böyle süzülecek bir şey ki örneğin bir cansız beden onlara takılacaktı. Bu şekilde bulunması sağlanacaktı. Bahsettiğimiz nehir normalde çok derin bir yer değildi aslında. Ama ilkbaharın gelmesiyle karlar erimişti ve bu eriyen karlar genelde o nehre doğru akardı. Bundan dolayı da nehrin ilkbaharda suyu yükselirdi ve hızı da artardı, akış hızı. Hatta Brandon kaybolduktan sonra davadaki sorumlu olan şerif 30 gün boyunca her gün nehrin kenarlarını gidip gelmişti ki hani bedeni falan işte kıyıya geldiyse bulabileyim diye, en azından hani kaçırılmasın gözden diye. Aramalar her ne kadar devam etse bile hiçbir şey bulamadılar Brandon'a dair ve her geçen günde aramalara katılan kişi sayısı azalıyordu. Brandon'un kıyafetini falan bir parçasını bile bulamadılar. Sadece Brandon'un kendisi de değil yani. Ve siyah telefonu vardı hatta. Brandon'ın markası da Motorola Silver'dı, yani modeli. Onu bile hiçbir yerde bulamadılar. Karada da geniş aramalar yapılmış olmasına rağmen orada da hiçbir ize rastlanmadı, suda da. Ve hani çoğu kişi artık Brandon eğer nehre düşmüş olsaydı bu zamana kadar bir şekilde bulunurdu. Yani en azından Brandon'a dair bir iz bulunurdu diye düşünüyorlar. Aynı zamanda çevrede, yani bu nehrin yakınlarında Çamurlu Dere denen bir su havzası vardı. Ve arama köpekleri de bu bölgeye yoğunlaşmışlardı. Bu sudaki yapılan aramaların hepsinde görev alan birisi de yine Brandon'ın orada olabileceğini düşünüyor. Çünkü hiç bu kadar köpeklerin yoğunlaştığını görmemiş böyle bir bölgeye. Ve bu bahsettiğimiz Çamurlu Dere denen yerde nehirdeki atıkların falan böyle en son artık böyle vurduğu, kaldığı, böyle biriktiği bir bölge, bataklık gibi bir şey anlayacağınız. Bu yüzden Brandon'ın da oraya bedeni gittiyse o bataklığın, çamurun içinde gayet rahat bir şekilde o bedenin saklı kalabileceği düşünülüyor. Ama neden burası aranamamış, onu da bilmiyorum gerçekten. Hani bunu da hiçbir kaynakta bulamadım. Eğer biliyorsanız içinizden birisi, onu lütfen aşağıya yazın. Çünkü bana çok anlamsız geliyor. Nehir o kadar aranabiliyor, sonrasının aranamıyor olması. Yani en azından çamuru falan çekilip bakılabilirdi belki. Ne bileyim. O zamanlar çok eski değilmiş. 2008 yılı sonuçta yani. 60-70 yıl öncesinden falan bahsetmiyoruz. Teknoloji gelişmiştir diye umuyorum o zamanlarda. Yine bu bahsettiğim kişinin görüşüne göre Brandon mesela ayağı bir yere takıldıysa o sırada telefonu yere düşmüş olabilirdi ve karanlıktı, yine hatırlatayım, zifiri karanlık bir yer ve hani burada telefonunu bulamamıştı belki de. Hatta telefonun düşmesiyle bataryası da yerinden çıktıysa, uçtuysa bir yere, o zaman daha da zor olmuştur diye düşünüyor insanlar bulmasını. Bu bahsettiğim kişi en azından, insanlar değil. Her neyse, hatta şöyle bir ihtimal de var ki bu bahsettiğimiz yollar toprak, taş falan, böyle kötü yollar yani. Ve Brandon buraya telefonunu düşürdüyse, eğer onu ararken bir çamura falan ayağını sokmuş ve üstünü başını ıslatmış da olabilir diye düşünülüyor. Ve hani hem bitkin, hem kafası karışmış, hem ıslak bir halde o soğukta da doğadaki elementlere maruz kalmış olabileceği ve bunun sonucunda hayatını kaybetmiş olabileceği düşünülüyor. Ama bir yandan da düşünüyorum, neden bulunamadı öyle bir şey olsa. Çünkü didik didik aranmış bölge. Ama her ne kadar bu şekilde hayatını kaybetmediyse bile bunları doğadaki elementlere maruz kalması ve soğuğu da daha fazla almış olması bir gerçek sonuçta, eğer ıslandıysa vesaire. Ve bu bahsettiğimiz bölgede de Brandon 45 tane ileri eğitimli köpekle 9 eyalette aranmıştı. Buna ek olarak da toplamda 1900'den fazla K9 taraması yapılmıştı.
görevliler tarafından sayısız oranda çiftlik ve tarla aranmıştı. Hani çevredeki bir yerde olabilir mi diye. Hatta bu aramalar GPS'le takip edilip kayıt altına alınmıştı ki işte bu kayıt üzerinden bakacaklardı şu bölgeye arama yapılmamış, orayı da arayalım diye. Yani daha önce de dediğim gibi didik didik arandı bu çocuk ve hiçbir şey, ne kendisi ne de telefonu ne de herhangi bir eşyası bulunabildi. Ve bunun üzücü bir noktası da şu: Brandon'ın kaybolduğu gece anne babası evlerindeki verandanın ışığını açık bırakmışlardı ki hani sarhoştur bir şeydir falan, bir şekilde eve gelebilirse o ışığı da görüp hani evin yolunu daha rahat bulur diye. Ve o günden bugüne hala her gece bu verandanın ışığı açık durmakta. Aynı zamanda Brandon'ın kaybolduğu gün polisin bu umursamaz davranışları da ailenin içine oturmuştu diyebilirim. Ve annesi buna sessiz kalmak yerine gidip böyle devletteki yetkili bir kişiyle görüştü ve bunun sonucunda bir yasa çıkarıldı. Bu yasa da Temmuz 2009 tarihinde çıkarıldı. Adı da Brandon's Law. Ve bu yasa Minnesota Kayıp Çocuklar Programı'nda değişiklikler yapılmasını ve çocuk kelimesinin insana çevrilmesini hedefliyordu. Yani Minnesota Kayıp İnsanlar Programı olacaktı. Bu yasayla birlikte hani ister çocuk ister yetişkin olsun, birisinin kayıp olduğu söylendiğinde ve başvuru yapıldığında yetkililer, yani yine dediğim gibi çocuk ya da yetişkin fark etmeksizin, direkt olarak soruşturmalara, aramalara başlamak zorunda olacaktı. Ve bu yasa çıktıktan sonra da yine Amerika'daki 4 eyalette de benzer yasalar çıkartıldı. Her ne kadar Brandon'ın işine yaramasa da birçok kişinin işine yaramıştır diye düşünüyorum. 2010 yılında, yani Brandon'ın kayboluşundan 2 yıl sonra bir ipucu hattı oluşturuldu yetkililer tarafından. İnsanlar ipuçları varsa bu konuyla alakalı orayı arıyorlardı ve söylüyorlardı. Ama 2015 yılına kadar geçen sürede toplamda sadece 90 ipucu geldi. Ki önceki videolarımı izliyorsanız eğer denk gelmişsinizdir buna da, çok fazla ipucu gelir genelde. Binlere çıktığı oluyor bunun. Ve 90 ipucu özellikle de 5 yıllık bir sürede o çok çok az bir ipucu olarak değerlendiriliyor. Gelebilecek en az ipucu sayısından birisi yani. Ve bu yüzden insanlar çok bu konuda umutsuzlaşmaya başladılar. Ve yine daha önce de dediğim gibi bugüne kadar birçok köpek o nehrin etrafında cansız beden kokusu almıştı ve oraya yoğunlaştı. Ama maalesef ne herhangi bir cansız beden bulunabildi ne de Brandon'ın orada olduğu kesinleştirildi. Hiçbir şey çıkmadı maalesef yani. Şimdi teorilere gelelim. Kısa bir teoriden bahsedeceğim. Siz de hangi teoriye katıldınız ya da sizin teoriniz varsa onu da aşağıya yazmayı unutmayın sonunda. Teorilerden bir tanesi Brandon'ın o soğukta, eğer hani bir de ıslanmışsa, ki daha önce de dedim ayağını çamura basmış olabilir. Belki de nehire düşüp geri nehirden çıkmıştır ve bunun sonucunda yine üşümüştür vesaire. Ne yaptığını hani fark etmeden bir şekilde orada kayboldu ya da yaralandı. Hatta belki de hipotermi geçirdi ve doğadaki elementlere maruz kaldı ve hayatını kaybetti. Ama yine de bu bana mantıksız geliyor. Çünkü o bölge, yani kaybolduğu günden sonrasında bile defalarca arandı. İlk baş tabii ki de teori çok mantıklı ama sonucu mantıksız. Yani Brandon'ın bedeni en azından bir parçası bulunurdu diye düşünüyorum ben. Çok bu zaten her şeyi karıştırıyor. Ki bu da diğer teorimize getiriyor bizi. Nehre düştüğü ve bu yüzden bulunamadığı teorisi. Ki hani bilirsiniz bu tip nehirlerin toprağı böyle yerinden kaldırma özelliği var, yatağında bulunan bu toprakları, taşları falan kaldırıp başka bir yere taşıma gibi bir özelliği var. Bu yüzden hani bu süreçte de önlerine çıkan ufak tefek de olsa bir şeyleri en azından gizleme özelliği var. Yani koca bir bedeni gizleyebilir mi? Olur mu? Olur açıkçası. O kadar bilemiyorum. Onu uzmanları bilir ama yine de bu teoriye inanan da çok kişi olduğu için bunun da mantıklı olduğunu düşünüyorum. Belki de bu yüzden hiçbir iz bulunamadı Brandon'dan. Aynı zamanda vücut ısısında alkolün de etkisi var. Ve her ne kadar bu filmlerde, kitaplarda falan işte alkol vücut ısısını artırır dense bile, mesela Titanic'te bir adamın viskisini ne içip ondan sonra hayatta kaldığını söyleyenler var, suda donmadığını. Ama her ne kadar öyle şeyler olmuş, yaşanmış olsa bile bu böyle araştırıldığında aslında tam tersi bir etkiye sahip alkol.
Çünkü alkol mesela alındığında eğer vücudunuzda ısınma ya da yüzünüzde ısınma hissediyorsanız bu sebebi aslında alkolün vücut ısısını artırmasından dolayı değil. Alkol ciltteki damarların genişlemesine sebep oluyor ve bu damarlar genişleyince de iç organlarımızda, hayati organlarımızda ve bu kor bölgesi denen karın kısmında bulunan kanın o tarafa akmasına sebep oluyor. Yani daha çok cildin yüzeyine akmasına sebep oluyor ve bu yüzden de insanlar daha sıcak hissediyorlar genelde. Ama mesela bir insan üşüdüğü zaman çok tam tersi bir etki oluyor vücutta. Bu kan normalde üşüdüğünüzü hissettiğiniz zaman vücut direkt olarak kendini ısıtmaya çalıştığı için yüzeyden, ciltten falan kanı alıp tamamen iç organlara ve kor bölgesine, karın bölgesine çekmeye çalışıyor. Bu da hani bu iç organları, hayati organları korumak amacıyla vücudun yaptığı bir şey. Ama dediğim gibi alkol aldığınız zaman bir de üstüne üşüyorsanız o tamamen böyle kanı o hayati organları koruması için içeriye doğru yönlendirmesi gerekirken vücudu kandırabiliyor ve dış kısmına gönderiyor. Yani hayati organlar korumasız kalmış oluyor ve bu da gerekli korumanın verilememesine sebep oluyor. Hatta derideki sıcaklık sayesinde vücut böyle kendisinin iyi olduğunu, üşümediğini, sıcak olduğunu düşünürse bu yüzden terlemeye başlıyorsunuz. Ve bu da soğukla birleşince hipotermiyi çok daha hızlı bir şekilde vücuda yaymaya sebep oluyor. Bu yüzden hipotermi geçirip hayatınızı kaybetme ihtimaliniz de daha da yükselmiş oluyor anlayacağınız. Yani bu bilgi de aklınızda olsun. Alkol vücut ısısını artırmıyor. Sadece aynı vücut ısısını vücudun farklı yerlerine taşıyor ve siz daha sıcak gibi hissediyorsunuz kendinizi. Ve Brandon'ın da o gece az da olsa alkollü olduğu düşünülecek olursa bu da bir etki olarak hipotermi geçirdiyse eğer ona görülebiliyor. Ama her şeyi karıştıran bir şey daha var yine. Neden o shit dedi? Yani neden o kelimeyi kullandı? Ne oldu o sırada? Hani nasıl dedi bunu? Nasıl bir tonla söyledi? Başka bir ses var mıydı etrafta? Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Çünkü ses kaydı yok elimizde. Son teoride Brandon'ın kötü emellere kurban gitmiş olması. Bunlardan birisi Brandon'a araba çarptığının düşünülmesi ki bunu düşünen kişi sayısı çok fazla. Brandon o yolda belki de hani başka bir sarhoş sürücü çevirmeye yakalanmamak için o yola girdiyse ve yanlışlıkla Brandon'a çarptıysa bunun sonucu olarak da bedenini saklamış olabilir diye düşünüyor insanlar. Bazı kişiler de yanlışlıkla bir çiftçi vurmuş olabilir diye düşünüyorlar. Mesela kendi çiftliğine Brandon orada dolaşırken adam işte kendi çiftliğine birisinin girdiğini, bir hırsızın falan girdiğini düşünüp elinde silahla çıktıysa yanlışlıkla ya da bilerek, hani korkutmak için sıkmıştır belki yanlışlıkla ama belki de bilerek o hırsızı vurmaya çalışmıştır ve Brandon'ı vurmuştur. Daha sonra da yani onun bedeninden bir şekilde kurtulmuştur. Bu yüzden bulunamamıştır diye düşünülüyor. Ki bu benim aklıma gelen ilk teori olmuştu bu davanın başlarını okurken, araştırırken. Ama tabii ki de bilemeyiz. Bunları da maalesef bedeni bulunamadığı için ve hiçbir ipucu da olmadığı için bilemiyoruz. Ve yine bu kötü emeller teorisinin bir diğer alt teorisi de kendisini gideceği yere bırakmayı teklif eden bir kötü niyetli bir sürücünün teklifini kabul edip arabasına binmiş olması ve bu kişinin de onu bambaşka bir yere götürüp orada canını kıyıp bedeninden de kurtulmuş olması teorisi. Ama yine dediğim gibi yani bazı şeylerin şansı ihtimali çok düşük. Tabii ki de her an her şey olabilir ama o gece o yolda bir insanın olması, başka birisinin daha olması Brandon'ın bulunduğu bir yerde ve bu kişinin Brandon'ı işte ne bileyim alıp bir yere götürüp onun canına kıyma teşebbüsünde bulunacak birisi olması ihtimali de bilemiyorum. Ki bunu da geçtim, birisi kendisini almaya geliyor olsa, almayı teklif ediyor olsa o shit demezdi bence telefonu. Sonra da anında kapanmaz diye düşünüyorum. En azından babasına derdi hani birisinin arabasına bineceğim diye. O yüzden ben bu teoriye pek inanmıyorum. Ayrıca bir teori daha var. Bu da şu. Brandon'ın orada daha keşfedilmemiş ya da üstünü böyle otların falan kapladığı bir kuyuya düşmüş olması ve bu yüzden de su kuyusu vesaire işte. Kimsenin de onu bulamamış olması bedenini. Ama yine de köpekler o taraflara giderdi herhalde diye de düşünüyorum. Her neyse. Brandon'ın o gün kimliği, cüzdanı, siyah Motorola Silver telefonu hepsi yanındaydı ayrıca. Ama maalesef hiçbirisi bulunamadı. Brandon kaybolduğu zamanlar 1.68 boyunda ve 19 yaşındaydı. Kayboluşunun üzerinden de şu anda 12 yıl geçmiş bulunmakta. Eğer hayattaysa Brandon'ın şu anda 31 yaşında olması lazım.
Ama maalesef hiçbir şey bilmiyoruz Brandon'ın davasına dair. Kesin olarak bilinen hiçbir sonuca ulaşılamadı ve bu dava böyle bir soğuk davalardan birisi olarak kalmaya devam etmekte. Bir gün bulunur mu tabii ki de bilemiyorum ama teoriler olduğu kesin ve sizin teorilerinizi de gerçekten çok merak ediyorum. Gerçekten hani tesadüfi bir şey başına gelmiş mi ya da birisi kötü niyetle mi bir şey yapmış? Ama dediğim gibi yine de sizin de teorileriniz varsa onları yorumlara bırakmayı unutmayın. Ekstra bir teoriniz yoksa bile bunlardan hangisine inanıyorsunuz lütfen ondan aşağıya bırakın. Ben tamamıyla kafası karışık bir şekilde oturmuş düşünüyorum açıkçası. Eğer benim eksik anlattığım yer varsa onları da bırakabilirsiniz. Aşağıya açıklayabilirsiniz. Evet, bugünkü videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz lütfen beğene tıklamayı ve aşağıdaki kırmızı butonla da kanalıma abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda daha önce dediğim gibi sosyal medya hesaplarımı takip etmek isterseniz açıklamalar kutucuğunda ve yukarıda burada bir kısımda bulunmakta. Instagram'ım en azından bulunmakta. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.